Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bomba bir haber bülteniyle daha karşınızdayız. Hafta sonuna girmiş bulunmaktayız. Biz mi girdik, o mu bize girdi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye'de siyaset, Türkiye'de haberler bitmiyor. Vatandaşlar isyan ediyor. Günün özel haberleri başlıyor. Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım. Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. 150 bini geçtik. İnşallah şurada 1 milyona ne kaldı değil mi arkadaşlar? Haberler gel. Millet haho diyor. He. Millet feryat ediyor. Sen nirdesin? Sen nirdesin? Emekli kardeşlerimiz. He. Erdoğan'a oy verenler. Erdoğan'ın yolunu ölenler. Reis yeter ki sen yaşa, Allah bizim ömürümüzden alsın, sana versin diyenler. Ne oldu la? Dıbbigi sıkışınca reisizi satmaya başladız. Yanı karalar. He, gorba gorun uşakları, ne oldu? Hele durun bak, bir fırt çekin bakayım. Enerjim yerine gelsin. Ola 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 ola. Dayı Ekrem İmamoğlu'nu yakalamış, İmamoğlu'na dert dönüyor. 30 sene çalıştım, emekli oldum, 1100 dolar alıyordum, şu an 500 dolar alıyorum. Allah sizi inandırsın, şey yapamıyorum, evimin kirasını ödeyemiyorum. Vallahi billahi perişan haldeyiz emekliler. 7500 lira maaş veriyor, 10 bin lira, 15 bin lira kirası. Çok yani zor. Bunların meclise sıçık gündeme gelmesine zamlardan o sandık. Vallahi o sandık ya, kınağa getirdik. Ben 60 yaşındayım, 60 yıldır böyle bir zam, böyle bir düşük emekli, 1180 dolardan emekli oldum ben. 30 yıl çalıştım. Şu anda 550 dolar alıyorum. Bir şeye yaramıyor. Ev kirasını veremiyorum. İyi de kardeş, yani bunun sorumlusu Ekrem mi? Bunun sorumlusu Kemal mi? Bunun sorumlusu Meral mi? Ümit mi? Siz seçtiniz. Niye ağlıyorsunuz oğlum? Siz seçtiniz. Niye ağlıyorsunuz? Onu da geçtim. Başka bir dayıya mikrofon uzatıyorlar. Şimdi olsa Erdoğan'a oy vermem. Oy verdim, reisi destekledim ama şimdi olsa Erdoğan'a oy vermem. Ben Türk Cumhuriyeti çocuğuyum. Ben her zaman için bu milleti savunurum. Vatanımı savunma mecburiyetindeyim. Ama şu anda Tayyip Erdoğan'a biz onun için Sayın Cumhurbaşkanı ondan oy verdik yani. Vatanımıza, milletimize ve itimatına inanarak verdik ama yazık etti yani. Bugün seçim olsa? Vermem. Açık ve net söylüyorum. Bugün vermem. Bir oyun var, vermem ama. Çünkü neden ya, ben 9 milyon emekli, yazık değil mi, günah değil mi? İş işten geçti yavrum. Bu saatten sonra Erdoğan'a da oy versen, gidip Kemal'e de oy versen, iş işten geçti. 5 sene boyunca bu çileye katlanacaksın. 5 sene boyunca adam sizi inim inim inletecek. Siz seçtiniz oğlum. Biz mi dedik seçin? Bizi terörist ilan ettiniz lan. Demediğiniz kalmadı lan. Urfa'da mı bir yerde o haho diyen dayı? Ne oldu? Gideceksin. Erdoğan'a basacaksın. Etrafındakiler de alkışlıyorlar. Ne oldu şimdi? Vallahi ben büyük pişmanım. Allah beni affetsin. Hakkınızı helal edin. Yani elini vicdana koy, elini vicdana koy, sandık başına git, ampule vur, çık. Ya böyle değil. Ben size söyledim yani, elini vicdana koy, ampule vur. Ben vicdan azabını çekiyorum. Size hepinizde özür diliyorum. Siz gereğinizi yapın. Yani ben bildiğini budur. Keşke söylemeseydim. Yani çok millet, çok millet yani beni dinledi. Ben onları, yani şimdi o adamlar hiç geçimi yapamıyor. Çok özür diliyorum size. He. Haram zıkkım olsun. Hepinize haram zıkkım olsun. Burnunuzdan fitil fitil gelsin. İnim inim inleyin ya. Dermanı olmayan hastalıklara düşün. Tamam, inim inim inleyin. 23 sene boyunca inim inim inlettiklerinin acısını yaşayın. Hani kulaklarınızı sıkadız ya, hani sustuz ya, sesinizi çıkartmadız ya, reis 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 dediz ya, işte.
Şimdi inleme sırası sizde. Aç kalarak inin inin inleyeceksiniz. Tamam? İnleyeceksiniz. Hele şu belediye seçimleri bir gelsin. Hele şu belediye seçimleri bir gelsin. Ya o zaman ben sizin babazın gorunu görüyorum. Hele şu belediye seçimleri belediyeyi de bir aldı mı var ya. Oh! Tadından yenmez o zaman. Buldozerle evlerinizin üzerinden geçtiğini bir görelim. Ya o zaman tadından yenmez. Siz durun. Siz durun. Size daha neler yapacak reisimiz? Ya acımak yok kardeş. Saplamaya devam. Recep Tayyip Erdoğan. Fakirler, yoksullar, garibanlar. Isınamıyoruz. Kış geldi evimize kömür dahi alamadık diyenler. Reisiniz Recep Tayyip Erdoğan sizi düşünüyor. Resmi gazetede bedava fakir fukaraya, garibanlara kömür dağıtılsın diye bir genelge mi diyeyim, ne diyeyim, yani bir şey çıkmış. Resmi gazetede de yayınlanmış arkadaşlar. Hadi gözünüz aydın. Hatırlarsanız 2002'de aynen böyle başlamıştı. Aradan geçti 20 sene, 20 senenin sonunda tekrardan fakir fukaraya, garibanlara bedava kömür dağıtmaya döndük. 2002'ye tekrardan bizi geri döndürdü AKP zihniyeti, Erdoğan zihniyeti. Sene 2023 olmuş, kömür alacak durumda olamayan insanlar var. 23 sene boyunca ülkeyi yönetmiş, hala fakir, hala gariban ve gariban ve fakir sayısı her geçen gün artmış bir Türkiye var karşımızda. Bu Erdoğan'ın eseri değil, bu AKP'nin eseri değil, bu sizin eseriniz. Buna siz sebep oldunuz. Tamam. Yeter ki reis başımızda olsun diyerek siz sebep oldunuz. Osmanlı rüyaları görerek siz sebep oldunuz. Osmanlı gelecek gelecek dediniz, üçün birini aldınız. Şimdi kömür alacak paranız yok. Bak iktidara getirdiğiniz adam size bedava kömür dağıtacağım diyor. Bir Allah'ın kulu dönüp şunu sorguluyor mu? Ya ben neden bedava kömür almak zorunda kalayım? Ben niye kömüre muhtaç olayım? Bir Allah'ın kulu sorguluyor mu? Peki şunu da sorgulayın. Seçimden önce 25 metreküp 0.25 miydi? Bedava doğalgaz vereceğim deyip seçimden sonra ek bütçe istemek zorunda kalan zihniyet, vermiş olduğu 25 metreküpe karşılık 1000 metreküp geçiren zihniyet, sana vermiş olduğu bedava kömür karşılığında sana ne kadar geçirecektir? Yeter ki bana bedava kömür versin. Nereden geçirirse geçirsin dediğini duyar gibiyim. Alışmış göte çaldar ekmeği bahane kardeş. Derler bizim orada, tamam mı? Ya da osturuklu göte çaldar ekmeği bahane. Sizinki de o hesap. Sonuçta diyecek bir şey yok. Size diyecek bir şey bulamıyorum. Ve en beterini yaşayın, inim inim inleyin diye 7/24 yüce yaratıcıya dua ediyorum. Siz istediniz. Acımak yok. Efendim Hatay Fransızların elindeyken ezan Arapça okunuyormuş. Hatay Fransızların elinden Türklere geçince ne olmuş? Türkçe okunmaya başlanmış. Arapçayı yasaklamışlar. Kim diyor bunu? Halil Konakçı Hoca diyor. Ya bize ne ya? Arkadaşlar bize ne? Ya bana ne, bana ne? Halilciğim bizi ilgilendirmiyor kardeşim. Ezanın Türkçe veya Arapça okunması. Bugün bir zihniyet gelsin. Hatta bırak bir zihniyet. Bugün Tayyip Erdoğan İslam'ı güncelliyorum desin. Biz Türk'üz. Oy uğruna ezanı Türkçe okuyacağız desin. Sen ve senin gibiler Tayyip Erdoğan'ın arkasından koşa koşa gidersiniz. Dönüp eleştiremezsiniz bile. Tamam. Bu dediğini Tayyip yapsa çıtı çıkmaz. Bir de onaylar. Allah razı olsun oğlum, biz Türk'üz ya. Allah Türkçe mi bilmiyor lan der bu zihniyet.
Ama ona geldiği zaman vay efendim Fransızlar, bak ne kadar iyilermiş Fransızlar, Arapça okunmasına müsaade etmişler. Kaç kişiyi yapmışlar? Hı? Kaç tane kadına tecavüz etmişler? Onu da söylesene. Ha? Kaç kişinin hızına geçmişler? Onu da söylesene. Övündüğünüz tek şey Arapça ezan. Ya kardeşim, Allah'ın kitabını seversen ya. Bugün Hatay metrekare metrekare satılmış, haberin var mı? Halil Konakçı. Çıtın çıkıyor mu Halil Konakçı? Ha? Daha iki gün önce, üç gün önce haberini yapmıştık. İki hafta önce haberini yapmıştık. İki gün önce, üç gün önce Hatay'da millet isyan ediyor. Elimizdeki tapulu araziler elimizden alınıyor, devlet alıyor demişti. Nereye gidiyor bu tapulu araziler Halil Konakçı? Ya da devlet aklı birileri bize subliminal mesaj vermek için gündemin değişmesine ihtiyacımız var. Hadi buradan yürü Halil, şuradan ortaya bir şey at, millet de atlasın mı? Yani biz Atatürk'e karşıyız. Yani bu aralarda hiç Atatürk Matatürk de tartışılmıyor. Bir şey bulmamız lazım. Ne bulayım? Ulan buradan gireyim. İyi yapmış. Türkçe okutmuş, iyi yapmış. Yapandan da Allah razı olsun. Bir Müslüman olarak, tamam mı, bunu söylüyorum. Yapandan da Allah razı olsun. He? Sizin döneminizde ezan Arapça da ne oluyor? Camilerde kaç kişi var lan? Peşinize 3-5 tane çel çocuk takılıyor diyor, kendinizi hoca zannediyorsunuz. Bir de milleti tehdit ediyorlar. Peşinde 2 tane koruma polisi var diye milleti tehdit ediyor. Ümit Özdağ diyor ki façan yiyorsa gel. Tehdit ettiği adam da derin devletin derin adamı. Halilciğim, canım benim. Eyvallah, hocasındır. Bir şey demiyoruz ama tehdit ettiğin adam Ümit Özdağ. Yerin üstünde gördüğün hiçbir şey. Sen yerin altındakine bak. Tamam mı? Sen yerin altındakine bak. Onun için öyle tehditle mehditle bu işler olmaz. Bu işler tehditle mehditle olmaz. Öyle ortaya Atatürk'le ilgili, bilmem şununla ilgili, ezanla, namazla ilgili böyle şeyler atma artık. Sen dön, yeni neslin imansızlığına bak. Yeni neslin siz ve sizin gibi hocalar yüzünden deist, ateist olmasına bak. Kürsüye çıkıyor, bağırıyor, Müslümanlık, din, Allah, peygamber şu. 10 bin liralık atkı, bilmem kaç paralık, bilmem ne, peşinde 2-3 tane koruma. He. Böyle birisi. Ondan sonra da hocam, 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 hocam. Tabii hocam, tabii hocam, canım, hocam. Hepimiz hocayız, hepimiz canız. Hepimiz canız. Devam edin böyle. Efendim, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım, ülkenin hayrına diyor Devlet Bahçeli. Meral Akşener kızına sesleniyor. İYİ Parti MHP ortaklığı olur mu? Düşünceleriniz nedir bu konuda? İYİ Partili arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki eğer Meral gider MHP ile birleşirse vallahi hakkımı helal etmem falan. Lan arkadaş, veya MHP'li arkadaşlar bu tarz şeyler diyecekler illaki. Şimdi arkadaşlar, gerçekten bunlar ayrılmış mıydı acaba? Yoksa bize mış gibi mi yaptılar? Bir tiyatro gözümüzün önünde oynandı ve şimdi tiyatro bitti mi acaba? Dönüp şu soruyu sormamız lazım. Bu soruyu sormamız lazım. Bu tiyatro buraya kadar mıydı? Normalde Ekim, Kasım gibi falan beklerdik. Yani en kötü Aralık gibi böyle bir çıkış beklerdik Devlet Bahçeli'den ama erkeni aldıklarına göre bayağı zor durumdalar. Normalde biz ne diyorduk? Erdoğan seçim biter. Seçimi kazanırsa Bahçeli'ye tekmeyi vurur, Meral Akşener'i yanına alır, Akşener'le beraber yürür diyorduk, değil mi? Bahçeli'ye tekmeyi vuramıyor. Son atamalardan anlaşılacağı üzere gene Bahçeli'nin etrafındaki isimler atanmış emniyet kadrolarına. Gördüğümüz o. Gidip Bahçeli ile fotoğraf çekildiklerine göre şimdi Meral'i de yanına çekmesi gerekiyor. Şimdi Bahçeli'ye muhtemelen sen önden bir yokla, arkadan da biz bir yoklayalım. Tamam mı? Meral'i alalım. Belediye seçimlerinde Kılıçdaroğlu'yla bir olmasa da diğer partilerle bir olurlar, ittifak yaparlar. Ne gerek var? Hiç oyu bölmeyelim. Gelsin. Zaten bizim tayfadan baba, ona da bir koltuk verelim, devam etsin demişler midir diye düşünüyorum ister istemez.
Ha, diğer açıdan baktığımda da Levent Gültekin'in söyledikleri gerçekten bir yerde de doğruluğu var yani. Kendi kendini ispat ediyor yani. Ne diyordu işte altılı masadan bir isim? Abi ben bunlarda hiç böyle iktidar olacak bir enerji görmüyorum. Muhalefet olmayı seçiyorlar. Sanki muhalefet olmak için çalışıyorlar. O altılı masadan birisi bunu söylemiş Levent Gültekin'e. Levent Gültekin de söylüyor. Keşke ismini verse, ismini vermiyor da. Yani güzel bir tiyatroydu. Teşekkür ediyoruz. Güzel oynadınız. Allah razı olsun. Tiyatro olduğunu şuradan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Seçim bitti. Şayet bugün Kemal Kılıçdaroğlu veya başka birisi olsaydı, bugün sokağa çıkıp bağıramayan bu kitle sokaktaydı. İnim inim inletiyordu ortalığı. Erdoğan gitti, battık. Anında bir ay bile yönetemediniz. Zam üstüne zam yaptınız diyordu. Ama iktidarda Erdoğan var ve batıyoruz. Ve korkularından sokağa çıkamıyorlar. Her şey ayarlanmış. Bu bize bunu gösteriyor. Ha, MHP ile İYİ Parti belki kendi seçmenlerinden korktukları için, yani MHP'nin seçmeninin umurunda bile değil. Devlet Bahçeli gitse HDP'ye dese ki gelin hepimiz kardeşiz, MHP gene gider oy verir. Hiçbiri tepki göstermez de. Hani belki İYİ Parti'nin seçmeninden korktukları için hemen bir şey demezler ama biraz zaman geçer, 2-3 defa çağırır Devlet Bahçeli'yi, ne kadar aciz durumda olduğunu gösterir. İYİ Partililer de der ki lan adam yalvardı lan. Ne yapsın adam yalvardı. Meral ne yapsın? Kendi camiasından gitti der. Biz bunu zaten söylemiştik. Yani seçim bittikten sonra AKP'nin safına geçerse şaşırmayın diye. Hatta o masa dağıldığında ilk başta söylemiştik. Seçim bittikten sonra AKP'nin safına geçebilir. Hatta şimdi de geçebilir, belli olmaz. Sinan Oğan gibi. Ama gerçekten tuhaf oldu yani. İşte siyasetçilere güvenmeyin arkadaşlar. Geleceğinizi siyasetçiler üzerinden planlamayın. Hepinizi satarlar. Hepinizi satarlar. Tamam mı? 3 kuruşa gidersiniz. Onun için hiçbir siyasetçiye güvenmeyin. Peygamber gelse, siyasete girse ona bile güvenmeyin. Türkiye gibi bir yerde aman Allah'ım. Efendim, ünlü düşünür Serdar Ortaç gençlere sesleniyor. Ben ettim siz etmeyin diyor. İpleri fazla kadınların eline vermeyin diyor. 2 tane memişko için değmez diyor. Tabii ister istemez bu Clio'yla mıydı? Bir Clio muydu neydi? Bir kız vardı ya. Serdar Ortaç'la evlendiler. Kızın boyu 1.90, Serdar'ınki 1.60 he. Şimdi kız tabii boşandı. Boşanırken de nafakası, mafakası, şusu, busu. Yani şimdi Serdar düşünüyor. Para gitti, pul gitti, ev gitti. Kumarda, mumarda yedin, içtin. Elde avuçta kalmadı. 2 tane meme için değmez. Aklın başına yeni mi geldi? Ya karılara bu kadar vermeyin oğlum şeyi. İpleri bu kadar vermeyin lan. Ayıp, yazık lan erkeklere. Aha ben verdim eski karıma bütün ipleri. Ne oldu? Ağzıma sıçtı. Ne o 2 tane göğsü var diye. O kadar. Yani bu açıklamaları dün yapsaydın devlet tiyatroları genel müdürü olurdun. Yani Tamer Karadağlı'nın belki de koltuğunda sen olurdun. Ya da sana da bir koltuk ayarlarlardı. Geç kaldın Serdar. Geç kaldın. Hadi onu da geçtim. Yani şöyle düşünmek lazım. Clio'ydu değil mi la karının adı? Karının adını da söyleyemiyoruz. Gibi kadınlar sana niye baksın? Sana niye baksın Serdar? Makamın, mevkin, paran için bakar. Ünlülüğün için bakar. Türkiye piyasasına girip bu piyasada tamam bir yer edinebilmek için bakar. Siz erkekler de 2 tane güzel karı gördüğünüz zaman der gidersiniz. Ondan sonra evlenir. 1-2 sene sana sabreder. Ondan sonra vurur tekmeyi. Alır parayı. Allah bereket versin baba. Taş attık kolumuz mu yoruldu? Ondan sonra gelsin mankenlik teklifleri. Gelsin reklamlar. Şunlar. Yani yabancı bir kadının veya erkeğin Türkiye piyasasına girmesi için en güzel yapılan yollardan birisi budur arkadaşlar. Yani nasıl Reza Zarrab Türkiye piyasasına girdiyse Ebru Gündeş evliliğiyle, ha işte
Biz ünlüler camiasında da bu muhabbet var. Türkiye piyasasına sokmak istedikleri bir kadın varsa bu kadını kime eş yapalım? O an piyasada adı geçen ünlü kim varsa bir bakıyorsunuz hiç evlenmeyecek adam evleniyor. Evleniyor. Sonra o kız piyasaya giriyor, piyasada güzelce bir makamı mevkisi oluyor, reklamlarda oynuyor. İki taraf için de karlı bir yatırım. Sonra ne oluyor? Kız boşanıyor. Tabii boşanma durumunda da bu tarz şeyler oluyor. Ha bu arada tabii ki erkeklere seslenirken şunu da söylüyor. İşte erkekler dünyayı yarattı falan. Yok, erkekler dünyayı yaratmadı. Allah yarattı. İnanışa göre Tayyip duymasın kızar, hersi çıkar bak. Ondan dolayı şimdi kaburga kemiği muhabbetinden yaratılma muhabbeti de doğru değil. Ne yani, Allah bir kadını yaratacak gücü kudreti yoktu da erkeği yarattım lan. Karıyı da şuradan buradan yaratayım gitsin mi dedi. Yani sonuçta. Yani yok kaburga kemiğinden yarattı, yok sırtından yarattı, yok böbreğinden yarattı. Böyle bir şey yok. Bu saatten sonra sana da din dersi vermeyeyim. Boş ver bu muhabbetleri. Ama Allah sağlık sıhhat versin. Zor. İşte bir düştün mü düşenin dostu olmaz. Clio hanımın da almış olduğu paralar buna bayağı bir koymuş belli. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık? Hanım seçerken 40 dereden su getirmek lazım. Tamam. Ondan sonra kalırsın böyle ortada. Fakirler, garibanlar, açlıktan ağzı kokanlar. Şimdi sırada spor haberleri var. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe Galatasaray'ın da peşinde olduğu Manchester United'dan Garamamba Fred'i transfer etti. Gorbagor'un uşağı 3 bacak Fred Fenerbahçe dedi. Galatasaray Fred'i almak için bayağı bir uğraşmış. He. Sabah akşam aramışlar. Demişler ora bize satın. Ögüzde ölüm bize satın. Dursun Özbek demiş ki ora benim oteli verim. Fred'i verin. Vermemişler. Tabii. Erden Timur artık her ne şeyse. O gitmiş. 2-3 defa uçak kaldırmış. Gitmiş demiş kanka bak. Etme eyleme bak. Bak Türkiye'ye geleceksen bak bize gel bak. Etme eyleme oğlum biz bak Türkiye'nin en büyük camiasıyız falan. Fred demiş ki evet bu kadar. O bembeyaz dişleriyle gülmüş. Ben demiş Ali Koç'a buzdolabı, çamaşır makinesi tabii oturma grubu bir de klimaya söz verdim demiş. Hadi hadi güle güle demiş. Kalkın cehennem onun gidin demiş. Adam açıldı. Lan abi Allah aşkına ya. Mümtaz dede. Mümtaz dede ne oldu Mümtaz dede? Ne oldu Mümtaz dede? Erden Timur oğlu. Dursun Özbek. Bak, kardeşim. Fred'i alın. Fred'i bırakmayın onlara. Ya baba, Türkiye'de kimse Fred'i alamaz Galatasaray'dan başka. Gördünüz? Ya. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu futbol nereden çıktı? Valla bana mizah komedi lazım kardeşim. Bana ne ya? Pokum Karabağlar. Çok da talaşmaydı. Fener Fred'i almış. Fakir, gariban, asgari ücretli Fenerbahçeliler de seviniyor. Hadi zenginlere bir şey demiyorum. Zenginler sevinsin. Eyvallah. Diyor ki kardeşim zengin ben formasını alıyorum, kombinemi alıyorum. Ne bileyim ben yıllık Fenerbahçe'ye şu kadar para veriyorum. Karşılığında da bunu istiyorum. Ya sen fakirsin ya, sen garibansın ya. Sen asgari ücretle geçinmeye çalışan, yani yılda bir maç veya iki maça zar zor giden ki bundan sonra nah gidersin. Bu Fenerbahçe için geçerli değil, hepiniz için geçerli, bütün kulüpler için geçerli. Adama 15 milyon euro vermişler bonservisine mi artık ne kadar. Nereden baksan da bir 4-5 milyon belki 6-7 milyon da yıllık alır. Bizim fakir asgari ücretle 11.500 liraya çalışan da seviniyor. O Fred geldi. Fred Çakmaktaş, Barni Molostaş. Ha Galatasaraylı arkadaşlar. Size de müjdeli haber. Zaniolo'yu 30 milyona Juventus'a kakalama gibi bir durumunuz varmış. İnşallah elinizde patlamadan bir an önce sakatlık makatlık olmadan. Gorbagor'un uşağı tabi biblo gibi ne olur ne olmaz. Bir an önce kakalayıp şu 30 milyonu cebe indirmenizi
önemle rica ediyorum. İnşallah olur bu. Beşiktaş'ta Abubakar'ı istemiş. Şaktar mı istemiş? Sportik mi? O taraflardan bir takım istemiş. Demiş ki Abubakar'ı verin demiş. Beşiktaş da demiş ki kaç para veriyorsunuz demiş. O da demişler ki 6 milyon. Pardon demiş 60 mı? Yok 6. 6 mı? Abubakar 6 milyon. Ya Abubakar'ın demişler kramponlara 6 milyon etmez demiş. Tamam hadi. Kapat telefonu. Kapat telefonu. Şimdi sögeceğim olmayacak. Sögmeyeceğim olmayacak. Bize futbolcu satarken 10 milyondan 15 milyondan kapıyı açın. Bizden futbolcu alırken 6 milyon. Babazın koruna tırıklayayım. Sat 10 milyonu 15 milyona. Acıma. 38-39 yaşında. Onun mağarası da vardır. En az 40-45 vardır Abubakar. Sat. Oğlum Trabzon'da çıt yok. Allah'tan Antalya'yı yendiler. Bunlar transfer yaptı mı lan? Allah Allah. Şaka maka galiba bunları Araplara sattılar da haberimiz yok. Araplar da sessiz sessiz gidiyorlar. Vallahi transferin son günü adamlar 11-12 tane futbolcu transfer ederler de tanınmış ünlü isimlerden. Vallahi göt olur kalırız.